Herkese merhaba. Günlük hayatta etrafımızda pek çok farklı türden eşya bulunuyor ve bizler bu eşyaları küçükken ailelerimizin bize öğrettiği şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Peki ya bu şeylerin bildiğinizden daha farklı şekillerde de kullanılabildiğini, sebzeleri yanlış soyduğunuzu, tavuk kanatlarını yanlış yediğinizi ve fırınınızı yanlış kullandığınızı söylesek? O zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Sebzeleri soymak. İnsanlık sebzeleri soymak için özel aletler geliştirmeye başladığından beri yemek pişirmek ve tabii ki genel olarak hayat daha kolay bir hal aldı. Ancak hala daha bu konu hakkında geliştirmeler yapılmaya devam ediyor ve hayatımıza türlü aletler giriyor. Nitekim sebzelerinizi daha da kolay bir şekilde soymak için televizyondaki satış programlarından garip cihazlar almanıza hiç gerek yok. Bunun için sebze soymada kullanılan sıradan bıçakları tercih edebilirsiniz. Sadece görüntüye biraz daha dikkatli bakmanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi bizlerin tek tarafını kullandığı bu bıçak aslında iki taraflı da kullanılabiliyor. Bu şekilde gereksiz hareketler yapmaya da gerek kalmıyor ve yemek pişirme süresinde zamandan bir hayli tasarruf ediliyor. Bu aydınlatıcı video Reddit platformu üzerinden paylaşılmış ve anında tüm sosyal medyaya yayılmış. Gerçekten yıllardır mutfaklarda profesyonel aşçılık yapan insanlar bile daha önce bıçağın bu özelliğinin farkında olmadıklarını söylüyorlar. Çin yemeği paket servis kutusu. Herhalde herkes Çin yemekleri için paket serviste kullanılan kutuların nasıl göründüğünü biliyordur. Çünkü bu kutuları herhangi bir televizyon programı veya filmde sıkça görmek mümkün. Galiba başroller dışarıdan yemek söylemeye bayılıyorlar. Bu karton kutular aslında istiridye kovası olarak da biliniyorlar. Çünkü ilk başlarda istiridyeleri muhafaza etmek için kullanılıyorlarmış. Karton kutu oldukça avantajlı. Çünkü ucuz, dayanıklı ve evde dik pozisyonda kolayca tutulabilecek şekilde ince tasarlanmış. Kutunun içinden yemek yemek oldukça kolay. Ancak parçalı bir yemekse ve chopstick kullanıyorsanız içindeki yemeği dışarı çıkarmak pek de kolay olmayabilir. Uzun uğraşlardan sonra yemeğiniz soğur ve iştahınız kaçar. Ama yemeğinizi kutudan çıkarmanın çok daha kolay bir yolu var. Aslına bakacak olursanız bu paket servis kutuları içine yemeğiniz konmadan önce belirlenmiş katlama yerlerinden katlanarak bu forma getirilmiştir. Bu da demek oluyor ki aynı katlama yerlerinden kutuyu açabilirsiniz. Restorandan aldığınız paket servis kutularını sadece birkaç hareketle tek kullanımlık tabaklara dönüştürebilirsiniz. Tavuk kanatları. Fast food seven biriyseniz muhtemelen KFC'nin tavuk kanatlarına da bayılıyorsunuzdur. Ancak diğer tavuk parçalarıyla karşılaştırıldığında tavuk kanatlarını yemek oldukça zordur. Tavuk kanadı yapısı itibariyle iki parça kemik ve az bir miktar etten oluşur. O yüzden yiyebilmek için biraz efor harcamak gerekebilir. O yüzden çoğu insan kemiksiz et sipariş etmeyi tercih eder. Ama belki de yanlış yiyorlardır. O zaman hadi doğrusunu izleyelim. Gördüğünüz gibi öncelikle tavuk kanadı iki elinizle tutmanız, sonra da sağa ve sola doğru bükmeniz gerekiyor. Böylelikle içerideki kemikleri hissedebilirsiniz. Daha sonra ise ayrılan kemiği yavaşça etin içinden çıkarmak yeterli olacaktır. Kulağa gerçekten de basit geliyor, öyle değil mi? Diğer kemiği çıkarmak için de aynı tekniği kullanabilirsiniz. Şimdi kemiklerin damağınıza batmasından korkmadan tavuğunuzu soslara banıp yiyebilirsiniz. Mango. Bazı insanlar mangonun dünya üzerindeki en lezzetli meyve olduğunu söylüyorlar. Aslında bunu söylemelerinin nedeni çok basit. Çünkü sulu ve tatlı bir meyve olan mango gerçekten de yemeklere, tatlılara ve içeceklere oldukça hoş bir tat veriyor. Tek bir dezavantajı var diyebiliriz. Mangoyu soymak gerçekten de çok zor. Ancak endişelenmeye gerek yok. Çünkü mango soymak ilk başta görüldüğü kadar karmaşık bir iş değil. İhtiyacınız olan malzemelerse bir masa, bir bıçak ve de bir bardak. İlk önce meyveyi çekirdeğe yakın olacak şekilde ikiye kesmelisiniz. Daha sonra ise parçaları görüntüde gördüğünüz gibi bardağın ağzı yardımıyla kabuklarının içinden çıkarmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi meyvenin içi direkt olarak bardağın içine düşüyor. Aynı tekniği diğer parça için de gerçekleştirdiğinizde işlem tamam. Aslına bakarsanız tüm yumuşak yapılı meyveleri bu şekilde soyabilirsiniz. Örneğin kivi. Tabii ki kivi daha küçük olduğu için kaşık kullanmanız daha iyi olacaktır. Şemsiye. Şemsiyeler genellikle dayanıklı eşyalardır. Bazı insanlar her mevsim kendilerine yeni şemsiye alırken bazı insanlar aynı şemsiyeyi yıllarca kullanırlar. Nitekim artık bozulmuş şemsiyelerinizi çöpe atmanıza hiç gerek yok. Onlara ikinci bir şans verebilirsiniz. Şemsiyenizle bir etek yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik hiç ıslanmayacak cinsten. Madem ıslanmıyor, şemsiyenizi bir çiçekliğe dönüştürebilirsiniz. Böylelikle evinizi de kişiselleştirmiş olursunuz. Sadece bunu yapacaksınız. Lütfen fazla abartmayın. Sonuçta evinizdeki her şey eski şemsiyelerden yapılma olursa bu biraz garip olabilir.
Çay ve kahve. Bazen beyaz ayakkabılarımız o kadar hızlı ve çok kirlenir ki, keşke siyah alsaydım diye düşünürüz. Beyaz ayakkabılarımızın kirlenme sebebi ne olursa olsun, çay veya kahve bu işin çözümünde sizlere yardımcı olabilir. Sadece içine ayakkabınızın sığacağı bir kap ve yeterli miktarda da çay kahve demlemek yeterli olacaktır. Korkmanıza gerek yok. Sadece ayakkabınızı içine koymanız yeterli. Muhtemelen anneniz size bunu asla yapmamanızı söylerdi. Kahvenin cinsine göre sonuçta ortaya çıkan renk değişiklik gösterebilir. Ancak sonuç gerçekten de etkileyici. Bunun için farklı türde çaylar ve benzer içecekler de kullanabilirsiniz. Yine de bunu yapmadan önce ayakkabı sahibinden izin istemenizde fayda var. Çay poşetleri. Spor yapmak, güzel havada dışarıda olmak ve serinlikte yürüyüş yapmak güzel şeylerdir. Ancak tüm bunları yapmaktan hoşlanan bir insansanız bazı yan etkileri de göz ardı etmemelisiniz. Bu yan etkilere ayakkabı kokusunu örnek verebiliriz. Bu koku bazen o kadar dayanılmaz olur ki gözlerinizden yaşlar bile gelebilir. Tabii ki parfüm kullanabilirsiniz. Peki ya yanınızda değilse? Sıradan bir poşet çay imdadınıza yetişebilir. Birkaç dakika sıcak suda bekletilmiş poşet çayları çıkarın, sularını süzün, biraz soğumasını bekleyin ve ayakkabılarınızın içine birer tane yerleştirin. Rahatsız edici kokuya neden olan bakterilerin ölebilmesi için poşet çayları ayakkabılarınızın içinde 1 saat bekletmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra ise kuruması için ayakkabılarınızı açık havaya bırakmalısınız. Tabii ki kötü kokuları gidermede işe yarayan tek şey poşet çay değil. Kedi kumunu da aynı işlem için kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kullanımı da oldukça basit. Kedi kumunu ayakkabınızın içine koyun ve sabaha kadar bu şekilde bekletin. Gerekirse tekrar yapın. Ancak içinde kedi kumu bulunan ayakkabıyı kedinizden uzakta bir yere koyduğunuzdan emin olun. Belli mi olur? Belki kendi kumu sanıp ayakkabınıza hoş olmayan şeyler yapabilir. Isıtma bölmesi. Eğer fırını olan bir elektrikli ocağa sahipseniz, en alt kısımda bir bölme olduğunu fark etmişsinizdir. Yaş fark etmeksizin çoğu insan bu bölmeyi pişirme malzemelerini ve ortalıkta görmek istemediği hantal eşyaları muhafaza etmek için kullanıyor. Herhalde dünyanın neredeyse hiçbir yerinde bu bölmeyi doğru şekilde kullanan bir kişi yok. Aslına bakarsanız bu bölmenin çok farklı bir kullanım amacı var. Evet, kesinlikle içine bir şeyler koymak için tasarlandığı doğru ama pişirme malzemeleri için değil. Fırının tasarımcıları bu bölmenin önceden pişirilmiş yemekler için tasarlandığını söylüyorlar. Örneğin yemeğinizi pişirdiniz diyelim ama misafirlerinizin gelmesine daha 1,5 saat var. O zaman yemeğinizin sıcak kalması için fırının altındaki bu bölmeye koymanız çok iyi olacaktır. Böylelikle yemeğiniz sıcak kalır ve kurumaz. Ayrıca evdeki aç insanlardan da muhteşem yemeğinizi korumuş olursunuz. Zekice öyle değil mi? İçecek kapakları. Şimdi de içeceklerle alakalı bazı hayat kolaylaştırıcı hilelerden bahsedelim. Kahvelerinizin veya gazlı içeceklerinizin masa üzerinde bıraktığı lekelerden sıkıldınız mı? Bardak attığınız olmadan bir şeyler içemiyor musunuz? Kim bilir, belki de atalarınız aristokrat olabilirler. Belki de bardak altlığı bulamadığınız zamanlarda başka olağan dışı nesneleri kullanmayı tercih edebilirsiniz. Plastik içecek bardaklarının kapaklarını bardak altlığı olarak kullanabilirsiniz. Şaşırtıcı ama gerçekten de iyi sonuç veriyor. Aslına bakarsanız bu bardakların tasarımcısı muhtemelen böyle bir olasılığı düşünmüş olacak ki bardakların alt kısmı kapağa tam olarak oturuyor. Bu kapakları bardak altlığı olarak kullanan insan sayısı epeyce fazla. Hatta öyle ki bazı insanlar biri altlık biri de kapak olarak kullanılmak üzere kasiyerlerden 2 tane kapak rica ediyorlar. Gerçekten oldukça kullanışlı. İçecekler konusunda bir başka yaşam kolaylaştırıcı şey ise teneke kutular. Açma halkalarında bir delik olduğunu daha önce fark etmiş miydiniz? Aynı açma halkaları yiyecek konservelerinde de bulunuyor. Ancak içeceklerde bulunanın oldukça havalı bir özelliği var. Bildiğiniz gibi asitli içeceklerin içine pipet koyduğunuzda bir türlü dibe batmaz, havaya çıkar ve en sonunda da yere düşer. Bunun olmaması için pipetinizi açma halkasının içindeki delikten geçirmeniz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi pipet sabitleniyor. McFlurry kaşığı. Daha önce McDonald's'a gidip meşhur dondurmaları McFlurry'yi yediyseniz muhtemelen garip bir şeyler olduğunu fark etmişsinizdir. McFlurry'nin kaşığının tasarımı gerçekten de oldukça garip. Kalın, oyuk ve kare şeklinde tasarlanmış. İlk başta bu kaşığın pipet özelliğine sahip olduğunu düşünüp içinize çekmeyi deneyebilirsiniz. Ancak kaşığın özelliği bu değil. Zaten dondurmayı da erimeden içinize çekemezsiniz. Öyle değil mi? Kaşık farklı bir amaca hizmet etmek için tasarlanmış. Oyuk olmasının farklı bir sebebi var ve kaşığın kalın tasarlanmasının sebebi kesinlikle soğuğa dayanıklı olması için değil. Sonuçta neden durduk yere elimizde köşeli bir kaşık taşıyalım ki? İllaki bir nedeni vardır. Aslında açıklaması oldukça basit.
Öncelikle dondurmanın nasıl hazırlandığını bilmemiz gerekiyor. Görüldüğü gibi çalışan önce kaba dondurmayı koyuyor. Daha sonra üzerine bazı karışımlar döküyor ve bunları karıştırmak için makineye yöneliyor. Peki ya nasıl karıştıracak? Az önce bahsettiğimiz kaşığı makineye takıyor ve dondurmayı bu şekilde karıştırmaya başlıyor. İşte şimdi kaşığın ne işe yaradığını anladınız mı? Kaşık özel makineye tutturuluyor ve makine dondurma karışımının hazırlanması için kaşığı döndürmeye başlıyor. Oldukça basit.